Emre'nin kaza geçirdiği arabadan Burhan Gül oynaya çıkmadı. O da yaralı. Hiç olmazsa sen kan verdin. Onun için bir şey yaptın. Ya ben? Ben Burhan'ı göremedim bile. Ona destek olamadım. Acı çekerken elini tutamadım. Üzülme ne olur. Sen de topla kendini. Hadi artık harap etme. Bak sevdiğinin damarlarında senin kanın dolaşıyor. O nerede olursa olsun, nereye giderse gitsin, bir daha hiç görüşemeseniz bile seni unutmayacak. Hayatını kurtaran kızı hep hatırlayacak. Ben hayatımı kurtaran kız olmak istemiyorum. Onun sevdiği kız olmak istiyorum. Geliyorlar. Burhan'ım! Burhan! Dur teyze, ne yapıyorsun ya? Herhalde birine benzettin teyze. Teyze mi? Ne diyorsun oğlum sen? Aman oğlum iyileşmiş de bizle gırgır geçmeye bile başlamış. Şey, müsaade eder misiniz? Benim hemen gitmem lazım. Ne diyor oğlum? Bilmiyorum. Burhan dur. Tanıştırayım. Baban Bekir. Annen Hamide. Ben de amca oğlun Saffet. Pire Saffet. Tanıdın mı? Ya neler oluyor oğlum? Amca nasıl söylesem bilmiyorum ama Burhan geçici hafıza kaybına uğramış. Ne? Ne? Ne o Burhan? Beni tanımadın mı yani? Tanımıyor ki. Nasıl tanımıyor? Adını bile unutmuş yavrum. Seni mi tanıyacak? Uyduruyorsunuz. Numara yapıyorsunuz değil mi? Kezban yenge Burhan hafızasını kaybetti. Yemin ederim. Beni seviyordun sen. Evlenecektik hani, hatırlasana. Maalesef. Burhan hafızasını kaybetti Cemile. Nasıl yani? Şöyle yani. Buranın beynindekiler bakımla alındı. Geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Yani beynin nanay. Seni beni bile hatırlamıyor. Buraya iki şey için geldim. Birincisi sana teşekkür etmeye. Ya ikincisi? Önce kendimi garantiye alayım. E hadi ama. Tayinimi durdurdum. Yani yine burada görev yapacağım. Sen iyi misin? Hazır Burhan'ın hafızası yerinde değilken gel şunu Cemile ile ev verelim ha. Ne? Aferin kız. İlk defa akıllı bir laf ettin. Ne işin var burada? Sözümden uzak dursan iyi olur. Ne işi var bunun burada? Gel aşkım gidiyoruz. Ben ne yapacağım Saffet? Ne olur bana bir akıl ver. Sana bir şey diyeyim mi Hacer? Seni hep hırçın, agresif biri sanmıştım. Meğer çok yanılmışım. Bu kadar içten ve sevecen biri olduğunu tahmin edemezdim. Dönmekle akıllılık etmişim. Ne dersin? Hey dur, nereye gidiyorsun? Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Sağlık ocağı nerede acaba? Kime baktınız? Doktor Emre'yi görmeye geldim de. Doktor Emre mi? Akrabası mısınız? Hayır, kız arkadaşıyım. Ne?
Hacer! Hacer ne oldu? Banu? Sürpriz! Hoş geldin. Bu ne biçim karşılama? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Kusura bakma Banu. Burada birden görünce şaşırdım da biraz. Seni Esra mı gönderdi yoksa? Yok canım. Buraya geldiğimden haberi bile yok. Geçiyordum da uğradım demeyeceksin herhalde. Doğruyu söyle Banu. O mu yolladı seni? Bana tayin için kavga ettiğinizi söyledi. Ben de bir arkadaşınız olarak sizi barıştırmaya görev saydım. Arkadaşlık bugünler içindir. Doğrusunu istersen Emre, kasabayı gördükten sonra Esra'ya hak verdim. Bu dağ başında ne yapacaksınız? Dağ başı mı? Vallahi ben şahsen trilyon verseler burada 2 dakikadan fazla durmam. Nesi varmış kasabanın? Nesi yok ki diye soracaksın. Ne bir barı, ne diskosu, ne sosyal aktiviteler. Senin içinde, Esra içinde varsa yoksa eğlence, dans, içki, bar, hayat bunlardan mı ibaret? Emre, ben bunları buraya seninle tartışmaya gelmedim. Al şunu Esra'yı ara. Özür dile. Ona yaptığının aptalca bir şey olduğunu söyle. Bakarsın seni affeder. Asla aramayacağım. Eğer beni gerçekten sevseydi buraya gelirdi. Demek ki beni sevmiyor. Geç de olsa anladım. Ama... Lütfen bu konuyu kapatalım. Gel şimdi bir kahve içmeye gidelim. Ben bir önlüğümü çıkartıp geliyorum. Ah, iç şu suyu. İçine biraz limon damlattım. İstemiyorum. İç, iç de sakinleş. Sonra da bana neler olduğunu anlat. Anlatacak bir şey yok. Ya yok. Böyle avaz avaz ağlamak da içinden geldi değil mi? Kapa çeneni. Yine doktor meselesi değil mi? Bana ondan söz etme, tamam mı? Doğru tahmin etmişim demek. Nefret ediyorum ondan. Nefret etmiyorsun canım. Deliler gibi seviyorsun. Neye yarar? Onun hayatında başka biri var. Ne? Kız arkadaşı geldi. Gördüm onu. Bana sağlık ocağını sordu. Çok güzel, şık, bakımlı. Altında da arabası. Alımlı çalımlı bir şehir kızı. Sana söylemiştim değil mi? Boşuna ümitlenme, sonra üzülürsün demiştim. Ama hem kız arkadaşı demek sevgilisi demek değil ki. Belki gerçekten arkadaşıdır. Aralarında bir şey yoktur. Niye peşinden buralara kadar gelmiş peki? Yok yok, anladım ben. Garanti sevgilisiydi. Sor o zaman. Kim o kız? Arkadaşın mı, sevgilin mi de? Hayatta sorma. Bir daha yüzünü bile görmeyeceğim onun. Adını bile almayacağım. Çok mutsuzum abla. Ağla Hacer, ağla. Bak benimki kurudu artık. Gözyaşım varken benim yerime de ağla. Boş bir gurur için ilişkinizi bitirmeyin Emre. Birbirinizi deliler gibi sevdiğinizi herkes biliyor. Esra beni sevmiyor ki Banu. Eğer gerçekten sevseydi şu an yanımda olurdu. Komik olma Emre. Esra gibi günün 24 saatini dolu dolu yaşayan bir kızın burada ne işi var? Onun buraya gelmesi için deli olması gerek. Sen de aklını başına topla. Bir an önce tayinini iste. İstanbul'a gel. İkiniz için de en hayırlısı bu. Ben buraya aydım Banu. Saçmalıyorsun ama. Daha düne kadar babanı ısrarla telefonlar edip beni bu dağ başından kurtar diyen sen değil miydin? Yaptığımın aptalca bir şey olduğunu anladığım için geri döndüm işte. Seni buraya bağlayan ne, bunu anlamış değilim. Hadi bırak şu inadı da gel benimle. Hem böylece Esra'ya da sürpriz yapmış oluruz. Esra diye biri yok artık hayatımda. O benim için öldü. Çocuk gibisin valla. Ne demek benim için öldü? Hani ona olan aşkından ölüyordun?
Ne oldu da böyle değiştin? Bir köylü kızına aşık oldum demeyeceksin herhalde. Benim sağlık ocağına gitmem gerekiyor. Kusura bakma, hastalarım var. Kovsaydın bari. Özür dilerim ama gerçekten işim var. İstersen sen bir iki saat köyü dolaş. Sonra biz birlikte bir şeyler yaparız. Bu kasabanın neresini dolaşayım? Alışveriş merkezlerini mi? Güzellik salonlarını mı? Yoksa marka eşya satan ünlü mağaza vitrinlerini mi? Sen de Esra gibi konuştun Banu. Ne kadar farklı dünyalarda yaşadığımızı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim Emre. Gerisi sana kalmış. Dikkatli sür. Merak etme. Esra'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Arkadaşlara selam söyle. Hangi arkadaşlarını? Lan Saffet. Efendim. Oo, semerin değişmiş Saffet. Bu elbiseyi çaldın mı lan yoksa? Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın Avni? Dur bir düşüne. Atıf Yılmaz, Tunç Başaran, Yavuz Turgul. Yok lan, Stephen Spielberg. Buldum lan, Mustafa Akat. Ah ah, sen geç dalgın. Ben en iyi yönetmen ödülünü kazandım. Ödülümü almak için Antalya'ya gidiyorum canım. Ciddi misin lan Saffet? Bu Süley... Bugün beni keşfedeceklerini biliyordum. Tabii canım. Saffet, Saffet en büyük. Saffet, dur lan. Yaşasın. Saffet en büyük. Saffet, yaşasın. Saffet, Saffet. Ya ne oluyor lan be? Bir saattir bağırıyorum lan, duymuyor musun beni? Papucumun rejisörü. Ne var, ne istiyorsun? Dövseydin oğlum bari. Kahveye gidiyordum. Evdeysen seni alıp birlikte gidelim diye düşündüm. Ne güzel bir rüya görüyordum. Tam da ortasında geldin. Hayırdır lan, ne gördün? En iyi yönetmen olarak Altın Portakal ödülünü alıyordum. Öyle mi? Demek ki Kültür Bakanlığı'nın yarışmasını da ben kazanacağım. Oldu. Boşuna heveslenme oğlum. Rüyalar ters çıkar. Rüyanda kazandıysan demek ki gerçekte kaybedeceksin. Hı? Bak, havada bulut. Sen bunu unut. Yüzükler hazır bekirim. Hadi Buran, takalım şu yüzükleri. Hadi çocuğum. Ya bir saniye. Anlamadığım bir şey var. Madem daha önce sözlüydük, niye yüzükleri şimdi takıyoruz? Daha önce yüzük alacak paramız yoktu da ondan. Hoş şimdi de yok ama. Sağ olsun gelinim kesenin ağzını açtı. Aman ana, iki yüzüğün lafı mı olur? Hadi Buran, yüzük. Günün mana ve ehemmiyetini belirten konuşma yapacak mısın? Yapacağım tabii. O kadar çalıştım, kağıdı yazdım. Biz bize yüzük takacağız. Ne lüzum var canım konuşmanın? Hadi bir an önce bitirelim şu işi. Bence de. Bak bak nasıl da sabırsızlanıyor. Öyle mi diyorsunuz? Hey. Size bu yüzüklerle birbirinize bağırıyor. Ve ömür boyu mutlu olmanızı temenni ediyorum. Ayağına bas Burhan'ım, ayağına. Nikah demiyor, söz diyoruz. Ah, o da olur inşallah.
Ya bir dakika, bir dakika. Niye böyle gizli kapaklı iş yapıyorsunuz? Niye hiç kimseyi davet etmediniz? Göze gelmeyin diye yavrum. Sizin aşkınız dillere destandı bu köyde. Parmakla gösterilirdiniz. Herkesler kıskanırdı. Nazardan bu hale geldiniz zaten. Hadi hayırlı uğurlu olsun hadi. Gelin öpebilirsin Burhan. Ne? Şu parayı görüyor musunuz beyler? Evet görüyoruz. Şimdi bu paraya iyice bakın. Görüyoruz, gördünüz herhalde. Arkadaşlar da bana paradan. Göster hadi. Ingardium Leviosa. Yaza benim sünnetim var. Sünnetimde yapar mısın bunları? Başka programım olmazsa yaparım. Şu son numarayı bir daha yap ne olur. Memnuniyetle. Gardiyon Leviosa. Çocuklar! Çocuklar! Safet'i gördünüz mü? Ama kayınço da buradaymış. Kayınço sen Safet'i gördün mü? Ya sussana konsantrasyonu bozuyorsun. Aman ne yapıyorsun sen? Sihirbazlık yapıyor. Aman hani şu televizyondaki adam gibi. Neydi onun adı neydi? David Copperfield. Ha. Evet. Ha o dediğimden. Sus da izle. Evet, tamam tamam sinirlenme. Kayınço hadi ya da yok etsene. Burada böyle uçur. Hadi yavrum ha kundur. Onu yapamam. Ama istersen seni kutuya koyup testereyle kesebilirim. Aman yok onu isteme. Hadi beyler pamuk eller cebe. Sen de hadi. Hadi bakalım hadi. Bedava seyir yok. Hadi pamuk eller cebe. Hadi bedava izlemek yok. Sen de ver para. Hadi sen de. Hadi cimrilik yok. Hadi Ercep abi. Allah'ım olsun. Ne yapıyorsun sen? Gösteri yapıyorum. Yürü ben evde sana alasını yapacağım. Yürü. Yapma çizmen yiyince. Ver şu şapkayı. Alın paralarınızı bakayım. Hadi bakayım. Doğru evinize. Ya onlar beni. Doğru dersiniz çalışmayın. Hadi. Yürü sen. Yürü. Anne ya. Yürü. Kesin ne var? Benim param. Para mara kalmadı. Aldılar işte hepsini. Aman. Çocuklar aldı demek. Yürü hadi. Ben niye geldim ki buraya? Yürü. Aman. Safet'i arıyordum ben. Çay da geldi. Sağ olasın. Afiyet olsun. Safet çay içiyor musun? Ya Ufuk abi içim dışım çay oldu ben. Biraz değişik bana yapsan ver da çeşidi çoğaltsan diyorum. Ihlamur da var. Ihlamur kesmez. Şuraya bir kahve makinesi al da arada bir cappuccino, espresso falan içelim değil mi? Ha cappuccino. Ne de olsa bunlar Avrupalı. Arıyorlar tabii cappuccino, cappuccino. Sen de aranıyorsun yine Avni. Aa başlamayın yine ya. Kafa dinlemeye geldik şuraya ya. Ya bu kahvede bir eksik var ama kim? Ha, simetriyi soracaksan o gitti. Gitti mi? Nereye lan? Salim amca duymasın. Deli Hayruş'un peşinden Bursa'ya gitti. Yok ya. Kaçtılar mı lan yoksa? Ne kaçması lan salak. Zayıflama salonuna gittiler. Lan sensin salak. Sen bana salak diyeceğine buradaki herkese çay, kahve, kapçını ikram etsene. Ne de olsa rüyanda da olsa en iyi film ödülü aldım. Büyüksün sen, reçin sen. Dalga geçme fena yaparım ha. Yok ya. Benimle konuşurken öyle yumuşak, öyle nazikti ki. Gözlerimin içine bakarken sanki seni seviyorum der gibiydi. Boşuna ümitlenmedim ben Sülbiye. Söze dökülmeyen bir şeyler vardı aramızda. Erkek milleti işte hepsi aynı. Senin yüzüne güler, hatta canım cicim der, arkana döndüğün anda başkasına gider.
O kıza da öyle bakıyor mudur acaba? Onu sevdiğini söylüyor mudur? Farz et ki söylüyor. O kız da ona güveniyor. Sonra beyefendi senin gözünün içine manalı manalı bakıyor. O kız bunu bilse nasıl üzülür düşünebiliyor musun? Bir de o kız için ağlayacak değilim herhalde. Benim derdim bana yetiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayrola Bekir? Yüzünde güller açıyor ha? Hayırdır hayırdır. Cemileli Burhan'a söz kesti. Ne? Ne? Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Sonunda akıllı bir iş yaptınız vallahi. Çok mutlu oldum. Allah mesut etsin. Sağ ol. Darısı benimle onun başına. Ne iş oğlum? Onun dediğin yani Sürbiye mi? Allah mı söyletti be Salim amca? Ver şu mübarek elini öpeceğim. Ben Allah'ını seveyim. Aman aman istemem. Zırt pırt kızımdan bahsetme. Ben yaparım ha. Ağzına sağlık Salim amca. Ne oldu? Ha? Geberteceğim seni. Geberteceğim lan seni. Ne olacak? Küçük madrabazın sayesinde bütün köye rezil oluyoruz. Madrabaz ne demek? Elimin tersiyle bir tane çakarsam görürsün madrabazın ne olduğunu. Dur ana sinirlenme. Nasıl sinirlenmem kızım? Küçücük boyuyla milleti araca kesiyor bu. Ben kimseden harç istemedim. Emeğimin karşılığını aldım. Ne emek sarf ettin lan bücür? Sihirbazlık gösterilerimi yaptım. Ay ne müteşebbis çocuk. Bak ana göreceksin bu çocuk çok zengin olacak. Sen böyle yüz verdikçe arsız olacak bu arsız. Yürü git elini yüzünü yıka. Hadi. Abrakadabra. Annem uçsun havaya. Anan uçmayacak ama terlik uçacak kafaya. Sana ne oldu yine kızım? Surat 15 karış sirke satıyor. Hiç yok bir şey. Sana sormadım Sülbiye. Hacer cevap versene kızım. Ana yok bir şey dedik ya. Buraya gel de doğru düzgün konuş. Gel buraya. Gel. Rahat bırak kızı ana. Ben Burhan için ağladım biraz. O da hislendi üzüldü. Sülbiye. Bak bakayım burada ne yazıyor. Enayi yazıyor mu enayi? Aşk olsun ana. Benim alnımda da yalancı mı yazıyor? Bilmem artık. Benden bir şeyler gizlediniz belli. Ama neyse. Yakında kokusu çıkar. Hem sen ne cüretle karşıma geçip Burhan'a üzüldüm diyorsun? Vallahi bir daha öyle şey söyle koparırım o dilini ha. Lan şu zara bak ya. Vay be Burhan'ı da kaybediyoruz ha. Hafızasını kaybetti ya. Çok iyi oldu vallahi ha. Ana bak. Parazit yapma. Benim bu mutlu günümde asabımı bozma. Heh. Ne münasebet Bekir amca. Senin asabınla bir işim yok. Ayrıyeten ben de en az senin kadar mutluyum. Hatta o kadar mutluyum ki burana düğün hediyesi buzdolabı benden. De git. Hadi lan. Sen önce o aç karnını doyur. Hoş sana lan. Safet! 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 Ne oldu lan deli? Peşinden atlı mı kovalıyor? Bütün köyde seni aradım Safet. Ulan deli önce buraya baksaydın demirbaştır Safet. Bana demirbaş diyene bak. Kahvenin değişmez dekoru. Yeter ama kesesene sesinizi. Beni dinleyin. Huzurlarınızda büyük yönetmen Safet Kuracı'yı başarısından dolayı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyor, teşekkür ederim. Ne filmi, ne ödülü ya? Ne başarmış lan? Söyle de biz de teşekkür edelim. Sizin haberiniz yok mu? Neyden lan? Neyden? Bakanlığın açtığı film yarışmasını kazandığından. Yok lan. Ne diyorsun Recep? Ben demiyorum. Hani televizyondaki kadın diyor. Hı. Hani haberleri böyle sunan var ya. He. İstemediniz mi? İyi ki sana rüyamızı anladın. Herkese rezil ettin beni. Aman. Vallahi benim bir şeyden haberim yok Safet. Deliye sen söyle. Senin var ya. Ya çocuklar yapmayın. Oğlum vallahi ben söylemez lan. Bırakın. Yemin ederim ki doğru söylüyorum ya. Bana bak Ercan. Deli meli demem. Yakarım çırın. Benle dalga geçme. Dalga geçmiyorum. Bak şimdi. Hadi oynayalım. Böyle tek başıma televizyon seyrederken içim geçmiş. Uyuyakalmışım. Gözümün bir tanesini açtım ki haberler. Ama. Safet Curacı sen git. Bakanlığın açtı film yarışmasını kazan. Vay be. Deli Ercepler, rejisör Safet aynı raya görmüşler. Aferin lan size. Ya
niye inanmıyorsunuz ya? Ya? Beni de şaşırttınız ya. Ya Saffet bak, bu kulaklar duydu, bu gözler gördü diyorum. İnanmıyor mu? Ulan Saffet, deli Ercebim ile maskarası oldun. Tuh lan sana. Ya yemin ediyorum. Saffet, nereye gidiyorsun? Postaneye. Oraya bir bakayım. Yarışma sonuçlanmış mı? Eğer benle dalga geçiyorsanız hepinizi mahvederim, bilmiş olun. Ara arayan bulur. Postaneye koymuşlardı seninkini. Saffet diyorum. Kime diyorum? Gel de baldızı arama şimdi. Nereden duyduysa o zayıflama merkezini ta Bursa'ya kadar gitti. Özledin mi teyzem baba? Evet. Anneciğim. Olsaydı şimdi iki ekmek. Laf ederdi. Bizi güldürürdü al biraz. Anneciğim. Sizin muhabbetinize doyum olmuyor. Herkesin suratı bir karış böyle. Hadi Cemal'in kabahati var diye sus pus oldu. Ya bu kıza ne demeli? Ya ana, uğraşma sen de bu kızla. Avukat hanım, hangi baroya kayıtlısın sen? Kıza hiç laf ettirmiyorsun bakıyorsun. Hemen atlıyorsun böyle cır 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 cır. Ya dayak mı yiyorum, yemek mi yiyorum belli değil. Salim! Ya. Gerçekten ana ya. Bütün gün birbirimizin yüzünü gördüğümüz yok. Bir akşam yemeklerinde bir araya geliyoruz. Onda da tartışmayalım. Güzel güzel konuşalım. Zülbiye, canı yürekten katılıyorum valla. İyi madem, konuşalım. İlk sözü evin kağıt üzerindeki reisine veriyorum. Konuş Salim. Ne konuşayım? IMF, yeni para politikaları, küresel ısınma hakkındaki görüşlerini bildir. Ne bileyim canım, konuş işte. Köyden haberler falan ver, anlat bir şeyler hadi. Var haberler var. Bekirler Burhan'la Cemile'ye söz kesmiş. Helal abla, helal. Ya aşk olsun baba ya. Ne yaptın be? Söylenecek şey mi? Bir konuştu bir konuştun yani. Ablacığım helal, hiç canım. Ne var ağlayacak? Sevin. Sipsici layını bulmuş işte. Ağlamıyorum ben. Öksürmekten yaşardı gözlerim. Oh, dünya varmış. Sonunda size hizmet etmekten kurtuldum Bekir'im. Çok mu ağır geliyor Damide Hanım he? Ama yine böyle köşe yastığı gibi oturmak güzelmiş. Kendimi şehzade anası zannediyorum. Hey cariye! Aman Cemile, Burhan'ımın çayına şeker at. Hemen. Bırak, ben atarım. Ben de karıştırayım. Ya bırak, elim ayağım tutuyor benim. Sedire otursana, şöyle rahat edersin. Beni rahat bırakır mısın? Cemile nereye gidiyorsun? Daha bulaşıklar var yıkanacak, çamaşırlar ütülenecek. Daha çok iş var, çok. Otur. Hadi. Tamam ben kapıyı açarım. Daha yemek bitmeden rehavet çöktü üstünüze. Miskinler teknesine döndürdünüz evi. Oo doktor bey, hoş geldin. Buyur geç şöyle. Rahatsız etmedim inşallah. Ne demek? Hoş geldin. Afiyet olsun, geldin iyi akşamlar. Estağfurullah, ne demek, buyur otur. Kusura bakmayın, boş getirdim ama... Bu bizim tencere değil mi? Nereden geçti senin eline? Benim o gün Emre'ye götürdüm tencere. Aman ana! Bir tek bizde mi var bu tencereden? Hem ne demişler? Tencere tencereye benzer. Böyle bir lafa ancak sen edersin Sülbiye. Demişler diye başkalarının üstüne atma. Bu benim tencerem tabii ki. Boş getirdim çünkü yemek yapamadım bu akşam. Hastalar, sağlık ocağı. Siz bana biraz yemek verirsiniz diye geldim. Ne demek doktor bey oğlum? Buyur otur, beraber yiyelim. Buyur otur. Hacer, git bir sandalye getir, tabak getir hadi. Ana ya. Bir şey mi dedin Hacer? Yok. Hadi buyur hadi. Amca! Burhan! Müjdemi isterim. Müjdemi isterim. Ne oldu? Kezban muhtarlıktan istifa mı etti? Kazandım amca, kazandım. Ercep doğru söylüyormuş. Yarışmayı ben kazanmışım. Hani rüyasını da görmüştüm ya. Burhan'ın yerine artist yarışmasında sen mi girdin yoksa fırsatçı? Yok yenge, yok.
Bakanlığın kısa film yarışmasına girmiştim ya. Onu kazandım. Tebrik ederim sevgili kaynım. Sağ ol. Vallahi telefonu düşürene kadar akla kareyi seçtim ama sonunda konuştum ve bu süper haberi aldım. Allah'ım inanamıyorum. Çok mutluyum. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol Burhan. Aşk olsun amcaya. Yeğenin büyük bir iş başardı. Hiç mi sevinmedin? Aman kuru kuruya başarı neye yarar? Bağırır, tepinir, oturursun aşağı. Kuru kuruya olur mu yenge? Sinema dünyasında bir yer edineceğim kendimi. Adım duyulacak. Hem para ödülü de alacağım. Para ödülü mü? Kaç lira? 5000 YTL. 5000 YTL yeni parayla ne kadar eder? 5 milyar. Ne? Ya. Aslan yeğenim benim. Tam zamanında kazandım. Düğün masrafı çıktı. Evet. Çok yaşa Saffet, çok yaşa sen, değil mi? Allah'ım şükürler olsun. Artı sanası olamadım ama ünlü bir rejisörün yengesi oldum. Yardım edeyim mi? İstemez. Hacer, doktora kolonya döküver. Elini yıkadı ya, ne lüzum var kolonyaya? Kusura bakma oğlum. Hey heyler üstünde bizim kızların. Ben dökerim ana. Gözüm! Sebiye! Yaksın çocuğa! Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. İsteyerek olmadı. Ziyanı yok. Emre abi sana sihirbazlık yapayım mı? Gel bakayım. Bak şimdi. Sen önce ödevlerini yap. Hadi bakayım baş baş. Çabuk. Ya. Hadi. Kusura bakmazsanız ben yatacağım. Çok yorgunum da. Rica ederim. Ben de yatıyorum ana. Her zaman yarasa gibi sabahlarsınız. Misafir gelince yatacağınız mı tuttu? Biraz kırıklığım var da. Size iyi geceler. İyi geceler. Sen onların kusuruna bakma. İstediğin kadar otur. Salim'le ben geç yatıyoruz nasıl olsa. Değil mi Salim? Salim! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Rezil eder bunları insanı. Rezil! Ne oldu ya? Ne yaptık ki? Lambada şişesiz yanma. Bana yar bulunmaz mı? Ben bu dertten ölürsem bana da acıyan olmaz mı? İstanbul'dan iyi haberler var hanımlar. Yeni siparişler aldık. Nasıl yetiştireceğiz Kezban yenge? Gerekirse fazla mesai yaparız. Komşu köydeki kadınlardan da yardım isteyelim. Olmaz, beceremediler demesin kimse. Dişimizi tırnağımıza takalım, işimizi yapalım. Sizinle gurur duyuyorum hanımlar. Bu şevkiniz hiç bitmesin. Bitmez evelallah. Bu gidişle evlerimiz refa, köyümüz okula kavuşacak inşallah. Yaşasın. Yavaş yürü sözüm, yetişemiyorum. Hiç yalnız kalamayacak mıyım ben ya? Niye hep peşimden geliyorsun? Biz bu yüzüklerle birbirimize bağlandık ya ondan. Ya ben seni nasıl sevmişim ya. Ah bir hatırlasam, bir hatırlasam. Bak Burhan, burası el ele tutuştuğumuz yer. Burası baş başa kaldığımız yer. Ya Sylvia dur bari bir tane kadın ısmarlayayım ya. Ay yapıştın ciklet gibi. Şurası... Git başımdan avni. Ya hiç olmazsa poşetleri taşıyayım ya. Şimdi yiyeceksin o poşeti kafana ha. İyi be, sana da bir şey demiyor ha. Bir şey oldu bari. Abi. Ne oluyor ya? Hadi, hadi beraber yürüyelim canım, hadi. Yürüyelim, ne yapalım bari? Hacerim! 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 Ya bir git, bir rahat bırak ya. Hacerim, bütün işlerini kır. Seninle birlikte deniz kıyısında yürüyüşe gidelim. Ben senin kafanı kırayım, hastaneye gidelim. Olmaz mı? Olmaz.
hastanede öcü bir doktor var. Hay Allah'ım sen sabır. Aman acarım. Bayım bayım. Ateşin de yok. Ne oluyor? Yürü. Seni koluma takıp yürüdüm ya. Artık ölsem de gam yemem Sülbiye. Aa, nerede o gün? Efendim? Poşetlerim yok, taşı. Bir şey. Tamamlar hadi. Al hadi taşı abine. Bakayım neler almışsın. Makarna. Bunlar nişanlı falan mı Cemile? Evet Burhan'ım. Darısı başımıza. Mercimek he? Bu çocuğu gözüm pek tutmuyor ya. Sana sen ne yapacaksın bunları ha? Kız sevmiş almış. 5 senedir nişanlılar. Gür gibi geçirip gidiyorlar. Hadi biz şu taraftan gidelim daha kestirme. Ya hadi. Sülbiye'm rüyada gibiyim vallahi. Sülbiye beni bir çimciklesene. Beni çimcikler misin Sülbiye? Oha ne vuruyorsun ya? Sen çimcikle dedin ben vurdum işte. Hadi hadi çekil yanımda. Sana gelip gidiyorlar galiba ha? Evet. Efsunluyum ben abine. Uzak dur benden. Hop. Ben senin kurulu oyuncağın değilim tamam mı? Yok öyle istediğin zaman gel, istediğin zaman git demek. Kim sana gel dedi be? Ya sen koluma girmedin mi benim? Aa. Ay Allah kuru iftiradan saklasın. Aa. Bakkaldan beraber yürüdük ya Sülbiye. Ay sen gerçekten rüya görmüşsün abini. Hadi abinin yoluna. Hadi abi. Hadi. Sahi rüya mı gördüm ya? Yoksa deliriyor muyum? Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Ne haber doktor? İyilik sizden. Hiç. Biz de sevgilimle deniz kıyısına yürüyüşe gidiyorduk. Ne iş? Köfte şiş. Ne göz kırpıyor sevgilime? Lan köyün tek doktorusun. Yoksa... Dur. Dur Ercep sinirlenme. Sakin ol. Utanmıyorsun değil mi sevgilime göz kırpmaya? Dur. Onun bende gözü yok Ercep. Sevgilisi var onun. Sevgilisi mi var? Kim? Ben tanıyor mu? Buralardan mı? Sen nereden tanıyacaksın? Ben tanıyorum. Dün siyah bir arabayla buraya geldi. Sen gördün mü Banu'yu? Ya demek adı Banu. O benim sevgilim değil arkadaşım bir kere. Aman. Yok ya. İstanbul'daki arkadaş grubunda. Son zamanlarda tavırları sinirime dokunmaya başlamıştı. Yavaş yavaş da kestim görüşmeyi zaten. Tavır yaptığımı da anlamamış, kalkmış buralara kadar gelmiş. Peki nerede şimdi? İstanbul'da. Yarım saat bile durmadı burada. Döndü hemen. Ay sen ne duruyorsun burada ya? Ben niye duruyorum burada? Şey, sen nereye gidiyorsun? Sağlık ocağına. Ben de seninle geleyim bari. Ay bu deli rahat bırakmaz şimdi. Ben ne yapacağım peki acarım? Bak, ben gelene kadar git bak bakayım. Tarladakiler nasılmış, iyi miymiş? Ben gelince senden öğrenirim, tamam mı? Peki, ben... Tarlaya güzel güzel gidersem, güzel çapalarsam, bir de baktım ekinler iyiyse, yine böyle koluma giren deniz kıyısına benimle giden mi? Ha, beklesen bekle, geleceğim. Aman, beklerim, acarım. Dünyanın sonuna kadar beklerim. Sakın kaçırmış olmasın. He, kaçıran biri var ama o Cemle değil, sensin. Ya zaten söyledik, niye kaçırsın Allah Allah. Aa, Hamide Ana, Bekir Baba merhaba. Bakıyorum sen şimdiden ipleri ele aldın Cemile. Habersiz izinsiz almış götürmüşün oğlumu. Biraz gezelim demiştim, affedersin onu. Bir şartla. Al şu anahtarı, koş, benim çamaşırları ipten al, bir güzel ütüle. Hadi bakayım, hadi. Peki, hadi. Sonra yine sözlüğümle gezebilir miyim? Hı? Ütüdeki maharetine bağlı. Ya ben bu kızla evlenmek istemiş olamam ya. Kim, sen mi? Biz olmaz dedik, sen çocuk gibi tutturdun illa evleneceğim diye. Ben mi? Evet. Oo, muhtar hanıma bakın. Yine alçak dağları ben yarattım edasıyla gidiyor. Dur şuna bir nispet yapayım. Hoo! Muhtar hanım. Ne var? Anladık. İşin gücün çok ama insan bir hayırlı olsun demez mi? Ne için diyecekmişim?
Burhan'ı ailemize, adımıza yakışır bir kızla sözlendiğimiz için. Hı hı. Ne biçim ana babasınız anlamadım ki. Marifetmiş gibi böyle yerine yerine söylüyor. Tabii oğlumuzun mürüvvetini göreceğiz. Ayıp ayıp. Çocuğun hafızasını kaybetmesinden istifade edip yaktınız başını. Efendim? Sen onu aldırma Burhan'ım sakın. Hoş böylesi benim de işime gelir ama... Kendisini ne kadar sevmesem de acıdım çocuğa. Siz beni neden sevmezdiniz? Neden böylesi işinize geliyor? Çocuğun beynini bulandırma Kezban. Zaten bulanmış bulanacağı kadar Bekir'i. Hamide! Hamide bu saflıkla o kategoriyi çeviremez. Hepsi senin başın altından çıkmıştı. Tövbe estağfurullah. Benim. Muhtarsa muhtarlığını bil. Aile meselelerine karışma Kezban. Aileye bak hizaya gel. Ne fırsatçı olduğunuzu bilirdim ama bu kadarını da bilemezdim doğrusu. Yazık çocuğa yazık. Neler oluyor ya? Kezban işte konuşuyor. Ne fırsatçılık ettiniz? Niye bana ahvah diyor? Ne saklıyorsunuz benden söylesenize. Şeyi saklıyorduk şeyi oğlum. Bu Kezban var ya bu Kezban. Deli deli. Korkmayasın diye sana söylememiştik. Yapma ya. Artık öğrendin işte. Muhtarımız bir deli. Yazık ya. Bak üzüldüm şimdi. Metin ol Burhan. Aa, buraya geldik ama sana ikram edecek bir şeyim yok. Kusura bakma. Ben bir şey istemem zaten. Ama istersen ben sana bir çay demleyeyim ha? Hey bir dakika. Mutfağımıza ihtiyacımız var. Çay demleyeceğim diye girersin tüpü müpü falan patlatırsın. Belli mi olur? Ay aşk olsun ya. Ya ben aslında normalde sakar değilim. Yani her zaman değilim. Yani bazen oluyor. Heyecanlanınca oluyor. Ya ben de dün akşam nasıl heyecanlandım. Aslında korktum. Annen nereden geçti bizim tencere senin eline deyince. Yemeği ondan gizli getirdiğini bilmiyordum vallahi. Ablan iyi toparladı ama. Ya aslında anam yemek falan esirgemez. Hani köy yeri ya burası millet hoş karşılamaz diye kızmıştır. Aslında ben de gideyim artık. Şimdi biri gelir görür falan. Gideyim. Nereye? Dur. Seninle sohbet etmek hoşuma gidiyor. Ya gerçekten mi? Doktor bey. Ay. Buyurun. Çocuğun ateşi var. Bir bakıverir misiniz? Hacer senin ne işin var burada? Şey için geldim. Soğuk algınlığı şikayeti. Soğuk. Verdiğim ilaçları kullanın ve dinlenin. Gayet iyi olacaksınız. Geçmiş olsun. İyi günler size. Buyurun gelin. Neyin var bakalım? Hasta mısın sen ha? Kezban yenge ben de sana gelecektim. Niye? Söylesem pat diye bayılacaktın. Bu köy benim sayemde medyatik olup çıkacak Kezban yenge. Bırak lafı gevelemeyi. Ne oldu onu söyle. Tamam gel şöyle otur. Gel. Necla abla oradan bir çay ver. Hemen geliyor. De bakayım. Kezban yenge karşında ünlü bir yönetmen oturuyor. Buyur Kezban. Sağ ol. Ünlü mü ünsüz mü bilmem ama söyle ne söyleyeceksen. Kültür Bakanlığı'nın yarışmasını ben kazandım Kezban yenge. Hem de birincilikle. Sen mi diyorsun lan? Yemin ederim. 5000 YTL'de para ödülü kazandım. Senin adına çok sevindim Saffet. Güle güle harcayasın. Diyorum ki ben bu parayı harcamayayım. Niye? Turşusunu mu kuracaksın? Diyorum ki son kuruşuna kadar sana vereyim. Aman ne yapayım ben senin paranı niye bana veriyormuşsun? Ya sen köye okul yaptırıyorsun ya. Benim de çorbada bir tuzum olsun diye. Olmaz. Bu para senin hakkın. Alamam. Ama bu para benim işime yaramaz ki Kezban yenge. Köy yerinde ne yapacağım parayı? Bari hayırlı bir işe gitsin. Senin bu okulu çok istediğini biliyorum Kezban yenge. Kırma beni. Sağ ol Saffet. Bu tavrından dolayı utanmasam çocuklar gibi ağlardım. Keşke herkes senin gibi anlayışlı duyarlı olsun. Bir an Cüracı Bekir'in yeğeni olduğundan muşkulandım. Çünkü o sülalede anlayış yoktur. Ama ben bu parayı alamam. Kezban yenge kasabaya gittim. Bankadan parayı aldım. Yolda gelirken çok düşündüm. Oğlum Saffet dedim kendi kendime.
Bu para bir tek senin hayalini gerçekleştireceğine, köydeki onlarca, yüzlerce çocuğun hayalini gerçekleştirsin. Senin hayalin neydi? Köye bir sinema açmak. Ama okul daha da mühim tabii. Bak Sabri, bizim kadınlar arı gibi çalışıyor. Müşterilerimiz de çoğaldı. Allah arttırsın Kezban yenge. Biz böyle giderse okulu yaptıracağız. Ama köyümüzün kültür sanat faaliyetlerine de ihtiyacı var. Sen paranla sinemayı aç, okulu ben hallederim. Öyle mi diyorsun Kezban yenge? Şimdi Bekir'in yeğeni olduğunu ispatladın işte. Lafı bir kere de anlamıyorsun. Dedim ki oğlum sen sinemanı aç, ben okulu yaptırırım. Ya ben okula niyet etmiştim. Bari birazını vereyim ha. Az veren candan, çok veren maldan. Şimdi kalkıp seni alnından öpmek vardı ama ne yapayım o adamın yeğenisin. Sağ ol Kezban yenge, öpmüş kadar oldun. Bakalım senin para göz amcan bunu duyunca ne diyecek? Lan sen deli mi? Lan sen salak mısın? Lan sen beni öldüreceksin mi? Lan 40 yıldır tarih yüzümüze güldü, sen gittin Kezban'ı güldürdün. Of be amca. Helal olsun sana yani ha. Of yeter ya. Otur Bekir, otur, yemeğini ye. Bekir. Sinema fikrini de o cadı verdi sana değil mi ha? Bana 3 kuruş yardım etmeyesin diye hemen yıkadı beynini. Ya. Amca, sinema benim hayalimdi. Hı. Hayallere dal da uyanma inşallah. Fena fikir değil Bekir'im. Safet sinema açınca bütün filmlere bedava gireriz. Kız delirtme adamı. Sinema açmanın sırası mı? Düğün var önümüzde. Yok amca yok. Açacağım ben o sinemayı. Ya düğün için acele etmeyin. Paramız olursa yaparız, olmazsa yapmayız. Zaten o aptal kız her şeye razı. Düğün mü, takım akı istemez öyle şeyler. Lan bakın buraya. Biriniz bana çekmemişsiniz. Hepiniz kafasızsınız. Cemile adına sana teessüf ederim Burhan. Aptal dediğin kız bugüne bugün benim gelinim. Bak ne güzel silmiş, süpürmüş, yemekler yapmış. Hamide, banyoda havlu yok. Bak. Ama havlu koymayı unutmuş. Dur Bekir'im, getiriyorum. Amcaoğlu. Bir şey mi oldu? İyi misin? Yok. Safet. Beni bu düğün işinden kurtarman için bir numara bekliyorum senden. Ne? Oğlum yine bir numara düşün. Cemile ile evlenmeme engel ol. Yine dedim. Numara dedim. Sende bir senaryo vardır mutlak. Ama bana bak. Artist yarışması dümeni gibi olmasın ha. Sen hatırlıyorsun. Şşş! Oğlum bizimkileri çaktırma. Oh, çok şükür. Çaylarımız da geldi. Ana, hiç. Hadi hadi çıkar şunu. Çocuk mu var senin karşında? Hadi kızım. Ne bakıyorsun kızım buna? Gece rüyana girer korkarsın sonra. Yapma ana, ne olur ya. Durmasın artık bu saat. Yırt at. O başkasının sözlüsü kızım. Ana sözlü sözlü deyip durma. Dayanamıyorum, katlanamıyorum. Anla artık. Kader deyip geçemezsin ana. Sen ayırdın beni ondan.
Onunla evlenip mutlu olmamı istemedi. Bekir amca da sendi. Çok gördünüz bizi birbirimize. Niye ana? Niye bu düşmanlık ha? Niye? Nedir bu Bekir amcayla alıp veremediğiniz ana? Nedir? Bekir'im ben geldim. Biliyor musun Bekir'im? Annem çok güzel çeyiz hazırladı. Kocaman bir halı almış. Hem de pembe. Bir görsen çok güzel. Biz evlenemeyiz Kezban. Yani amcamın kızıyla beşik gelmesi yapmışlar. Ne diyorsun sen Bekir? Dediklerini kulakların duyuyor mu senin? Hani evlenecektik? Hani boy boy çocuklarımız olacaktı? Yalan mıydı tüm söylediklerin? Yalan mıydı Bekir? Ben seni çok sevdim. Emme. Kaçalım Bekir. Kaçır beni. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere kaçalım. Ne diyorsun? Beni kaçıracaksın mı? Ne oldu ana? Yok bir şey yavrum. Bekir amcayla düşmanlığınızın sebebi ne demiştim? Yok düşmanlık falan. Ya da geçmiş zaman unutmuşum. Sen de onun oğlunu unutsan iyi edersin. Demek her şeyi hatırlıyorsun ha? Peki ne diye surat asıyorsun? Yerinde olsam zil çalıp göbek atardım. Hafızaya kavuşmak gibisi var mı? Bunu biraz daha sürdürmek istiyorum amcaoğlu. Nasıl yani? Oğlum Kezban yengenin benim hakkında söylediklerini sana anlattım. Hı. Bu halime çok acıyor. Bu numarayı biraz daha sürdüreyim diyorum. Ne işe yarayacak? Oğlum bakarsın Sülbe'yi bana verir. Havanı alırsın. O kadın sana günahını bile vermez. Ama yine de sen bilirsin. Bu aramızda sır kalacak ama. Başkasından duyarsam var ya canım fena yanar. Bu ne labalik Burhan? Ödüllü bir yönetmenle bu şekilde konuşmaktan seni men ederim. Ödülünü sevsinler. Gören de Oscar aldı sanacak ha. Hafızanı tekrar kaybetmek istemiyorsan kapa çeneni, tamam mı? tamam şaka yapıyorum be amcaoğlu. Ödülü aldın diye senden çok ben gururlandım. Ne de olsa amca çocuklarıyız oğlum. Ulan deli ne o kafandaki öyle? Amanak mısın sen abi? Hiç görmedin bunu? Göstük göstük. Göstük göstük. Bak. Moralim çok bozuk. Asabım da çok bozuk. Sakın üstüme geleyim deme. Niye lan? Yine mi doktoru düşünüyorsun? He. Ne güzel tayini çıkmıştı gitmişti. Niye geri döndü anlamadım ki. Ama dur. Anladım. O benim Hacer'imle arama böyle miyav miyav kara kedi gibi girmiş. Ya. Saçmalama lan deli. Doktor kim Hacer kim lan? Koskoca doktor kalkıp bir köylü kızıyla mı evlenecek? Evlenmez değil mi Afni? Evlenmez tabii oğlum. O şey eli çocuk. Alışmış boyalı parfümlü kızlara. Hacer ne etsin? Hacer'imin kokusunu dünyaya değişmem. Aferin lan deli kendine geldin ha. Afni. He. Sende de yok ama bana bir akıl verin. Git lan. Sana akıl makıl yok. Sana delilik yakışıyor. Gerizekalı. Yakışıyor değil mi? Ha yakışıyor ha. Şakiri de ağrım. Lan Ecem. Ya şu Buran bir an önce Cemile ile düğününü yapsa da ondan kurtulsam artık. O zaman Sülbiye ile artık engel kalmayacak aramda. Onu kolundan tuttuğum gibi doğru nikah masasına. Bu yaptığına yangında mal kaçırmak denir Afri. Ulan yanıyorum deli Ecem. Yanıyorum ulan yanıyorum. Hem de çıra gibi yanıyorum anlıyor musun? İçimdeki aşk yangınını bir görsen ödüm patlar vallahi yanıyorum içim yanıyor içim ya. Yanıyorum. İçim yanıyor içim. Oy. Sübiyem. Ulan ne ettin deli yanıyorum lan. Yeşillendi, döndük dalları, yine yeşillendi.
acep ne olacak yarın hallerim. Acep ne olacak yarın hallerim. Damdalanıyor pembe şalvarım. Damdalanıyor pembe şalvarım. Acep ne olacak yarın hallerim. Kolay gelsin hanımlar. İşlerinizi bırakın. Yemeğlerinizi getirdim. İt maaşınızı veriyor. Köyümüz hayırlı uğurlu olsun. Ay inanmıyorum. Bu senin. Ay sağ ol. Bu senin. Benim mi bu para? Bu da senin. Bu da senin. Al. Al bakalım. Bu da senin. Şimdi biz para mı kazanıyoruz gerçekten? Bu daha bir şey değil. Arkası gelecek. Aferin benim Amarat hanımlarıma. Ellerinize sağlık. Sizinle gurur duyuyorum. Ya sana da bir sen. Bu parayı okul için bağışlıyorum Kezban yenge. Olmaz, kabul edemem. Bu para senin emeğinin hakkı. Kendine çocuklarına güle güle harca. Al şunu Kezban yenge. Ben de veriyorum. Böyle yapmayın ama hanımlar. Beni ağlatacaksınız. Hadi lan yürü lan. İlk bize hangi filmi seyrettireceksin Saffer? Sürpriz. Şimdi söylemem onu. Tamam. Bence ilk olarak Geçmişini Unutmuş Adam filmini göster. Amca oğluma sataşıp durma yoksa sandalyeyi kafana yersin ha. Yok ya. Bırak istediğini söylesin ya. Ya çenesi Ajana! Çok düştü amca oğlu bunu ya. Ajana! Çekil be! Bacanak diyorum. Kime diyorum? Bacanak diyorum, başka da bir şey demiyorum. Bacanak mı? He. Cemile'nin bir kız kardeşi olduğunu bilmiyordum. Yok zaten, ben Sülbiye'den bahsediyorum. Sülbiye mi? Ulan deli, kafasını fazla bulandırma, o artık Cemile'yle sözlü. Yakında ben de artık Sülbiye'yle sözlenirim. Sonra nişan, ardından düğün. Vallahi 40 gün 40 gece düğün yapacağım, bak görürsün. Elini çabuk tut abi. Bakarsın çiftle düğün yaparız ha. Yok almayayım canım. Sen düğününü yap, ben sonra yaparım. Canım benim, hadi bakayım. Yürü lan. Hadi be. Ya bırakın çene çalmayı da taşıyın şu sandalyeleri. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Zafer! Ya bağırıp durmasana sen. Ben deli olabilirim ama kalleş değilim. Ne demek şimdi bu? Burhan'a sor. Ne demek bu Burhan? Ne oldu Ercip? Senin bu yaptığına kalleşlik denir Burhan. Ben ne yaptım ki? Sülbiye'ye ihanet ettin. Aha. Yetmez mi? Ben şahsen öleceğimi bilsem acelimden başkasıyla dünyada evlenmem. Ulan deli. Bir kelime daha edersen seni de Burhan gibi hafızasız bırakırım, bilmiş yok. Duyuyor musun lan? Afni! Ulan kafana vurun şimdi. Bak. Yürü lan. Bak, bak. Yürü. Yürü. Bak. Yürü lan. Afni! Afni! Bak. Ulan deli. Taşı oğlum, taşı. Sana ne lan? Aman. Hasta geldi. Hacer? Niye şaşırdın? Başkasını mı bekliyordun yoksa? Yok canım. Onu da nereden çıkardın? Gel içeri geçelim. Yok gelmeyeyim. Akşama sinemaya gelecek misin diye sormaya geldim. Ne sineması? Bizim Pire Saffet yazlık bir sinema açıyor da. Bu harika bir şey. Kasabada sinemanın açılması çok güzel bir atılım. Bu gidişle kasaba örnek kasaba olacak vallahi. Hangi film var? Bilmem. Daha açıklanmadı ki. Ama tahmin ettiğim kadarıyla Saffet'in Kültür Bakanlığı yarışmasına gönderdiği filmlerden bir tanesi herhalde. Peki konusu ne? Bilmem. Filmi görmeden konusunu nereden bileyim? Sahi. İnşallah aşk filmidir. Sevgili Zeytinbağ kasabası sakinleri... Duyduk, duymadık demeyin. Esenceköy'ün ilk yazlık sineması açılıyor. Anne
Herkes davetlidir. Yönetmenliğini Güneş Afet'in yaptığı Deliyim Seviyorum filmi bu akşam saat 8'de Güneş Afet Yazlık Sineması'nda. Hepinizi bekliyorum. Köyde bir tek sinema eksikti zaten. Sen sanattan ne anlarsın mercimek salim? Sanattan yoksun bir kişinin şah damarı eksik demektir. He. Bunu sen nereden bileceksin? Kırmık salim. Bak ağzından çıkanları kulakların duysun. Tamam mı Deli Bekir? Kulağım da duyuyor. Bütün köylüler de duyuyor. Ne cendövcem? Çok oldun be. Çocuk gibisiniz valla. Geçin şöyle. Ya baksana ne diyor? Allah Allah, hadi. Ben doğruları söylüyorum, anlayan anlar. Sen de uzatma Bekir. Be gel. Hayrola Burhan, bir şey mi kaybettin? Hafızan arıyorsan boşuna uğraşma, burada kaybetmedin. Yok. Öylesine dolaşıyorum Kezban Hanım. Kezban Hanım mı? Bu haline çok üzülüyorum Burhan. Keşke eski haline dönsen. Niye? Eski halim daha mı iyiydi? Aslına bakarsan daha kötüydü. Ama seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Kaderde ne varsa o olur. Hala o kızla evlenmeye kararlı mısın? Cemile ile mi? Annemle babam çok istiyor. Hem onların dediğine göre ben... Cemile ile 4 senedir sözlüymüşüm. Yalandan kim ölmüş? Efendim? Yok bir şey. Allah bir yastıkta kocasın diyor. Size bir şey diyeyim mi Kezban Hanım? Bana Kezban yenge diyebilirsin Burhan. Kezban yenge. Ben yakında Cemile ile evleneceğim. Ama ona karşı en küçük bir sevgi duymuyorum. Onu hiç ama hiç sevmiyorum. Onu gördüğüm yerde kaçmak istiyorum. Sanki böyle sanki... Hafızanı fazla zorlama Burhan. Böylesi hepimiz için daha hayırlı olur. Sanki başka bir kızı seviyorum gibi geliyor bana ama kim? Hatırlamıyorum. Hatırlamaman daha iyi Burhan. Hadi hoşça kal. Yemedim. Abla, bak bak. Sence hangisini giysem? Bunu mu giysem yoksa bunu mu giysem? Bunu mu giyeyim? Sağ ol be. Çok yardımcı oldun vallahi. Abla! Ay aşk olsun Hacer ya. Kulağımın zarını patlattın. Bir saattir seninle mi konuşuyorum? Duvarla mı? Belli değil be. Bak. Sinemaya gitmek için bunu mu giysem yoksa bunu mu? Ama giy işte birini. Sen niye giyinmiyorsun? Bizimle gelmeyecek mi? Hayır, hiçbir yere gidesim yok. Biliyor musun Emre de gelecek. Bana ne? Dövseydin. Ya özür dilerim Hacer. Hiç havamda değilim. Rahat bırak beni. Kemal okuldan dönmedi mi hala? Birazdan gelir ana. Bunun nesi var böyle? Aman ne bileyim ben doktor muyum? Bana bak Hacer, senin dilin bayağı uzadı. Kesek mi acaba diyorum he? Zülbiye. Buyur ana. Gel giyinmeme yardım et hadi. Aman ana ben moda tasarımcısı mıyım? Her gelen ne giyeceğim diye bana soruyor. Yok yok. İkinizin de dili fazla uzadı. Ben size bunun hesabını sorarım ama sonra. Hadi kalkın giyinin. Thank you.
Hey hey. Kız sen bir de. Kim yiyecek bu kadar çiğdemi? He? Ben. Boşan da Semerniye. Senin sincap soyunları olduğunu bilmiyordum. Ya kadın delilendi mi? Alt tarafı 10 dakikalık bir film. Bu ne? Cahil ne olacak? Film 10 dakika olabilir ama parçalar var, fragman var, gelecek program var. Hı. Pek yakında bu sinemada filan var. Hı. Sen sinemadan ne anlarsın? He, ben anlamam, sen anlarsın. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim, sen aklıma mukayyet ol. Evde aklını kaybeden biri var zaten. İkincisini hiç çekemem valla. Aklını kaybeden ben oluyorum galiba. Tam üstüne bastın oğlum. Bastın dedim de aklıma geldi. Sinemanın girişine kırmızı halı serecekler mi acaba? Kırmızı halıyı bilmem ama. Acaba gidelim. Yoksa yer kalmayacak. Hadi Sözdüm, biz önden gidip yer tutalım. Sözdüm batsın. Hadi Burhan. Tamam. Hadi gel bakalım oğlum. Aman efendim, kimleri görüyorum. Hayırlı olsun Saffet'ciğim. Sağ ol Salim amca. Kezban yengeler gelmeyecek mi? Onlar da yolda, geliyorlar. Bilet alacak mıyız? Küçüklerden bilet istemiyoruz Cemal. Ama sen gişede durup gelenlerden para alabilirsin. Yaşasın. Çalışsın bakalım. Çocuk ne yapsın? Baba para. Ne o, şimdi benden para mı alacaksınız? Mecbur değilsin. Gönlünden ne koparsa. Avni abi, Avni abi. Heh. Para. Hadi üstünü ver. Vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceksin ya? Köy sinemanın açılması ne güzel oldu değil mi ana? Hem de nasıl. Bir de tiyatro salonu olsa çok iyi olacak değil mi Hacı? O da olur inşallah. İnşallah. Sülfiye. Sen burada mısın? Ne oldu ana? Yok bir şey kızım. Burada olup olmadığını merak ettim. Dalga geçme ana ya. Öf ana ya. Ay, filmin konusunu çok merak ediyorum ana. Aman Hacer. Ne olacak Saffet'in yaptığı filmden? Filmin konusundan ne olacak? Sırpsici Burhan'la nöbetçi gelin Cemile'nin aşkıdır. Pokus pokus. Nerede para? Yok oldu. Nasıl yaptın? Bak para buradaymış. Nasıl yaptın? Sen nasıl yaptın? Meslek sırrı diyemeyeceğim. Galiba meslektaşız. Hangi konuda? Doktorluk mu, sihirbazlık mı? Kız. Ben bir doktor bey merhaba dedim de. Merhaba doktor İyi bey. İyi akşamlar. İyi seyirler. Başladı mı? Başladı mı? Başlıyor. Hoş bulduk. Birazdan başlayacak. Bilet parası. Hoş geldiniz bilet amca. Bilet parası mı? Benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Biliyorum. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır canım. Ünlü yönetmen Saffet'in yengesiyim. Hem de öz yengesi. Sülbiye geldi mi? Geldi geldi içeride. Ne oldu Burhan, bir sorun mu var? Yok bir şey canım, şey. Dur.
dur lan, ya, ne yapıyorsun oğlum? Sinemadayız lan. Ne ya? Ayıp oluyor ama, ettirmesene lan. Ya kafanı önüne dön ya. Filmin konusunu çok merak ediyorum. Geldiğimize değse bari. Öyle öyle. Zahmet! Zahmet bak! Sus, sus. Kaç kere söyledim sana gazım, sus! Kesilmeyince bizi, he? Sus! Gazoz! Gazoz var! Gazoz! Sevgili seyirciler, Pires Saffet Açık Hava Sinemasına hoş geldiniz. Hoş bulduk! Bravo! 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 Aferin Saffet! Çekirdek! Çekirdek! Lütfen cep telefonlarınızı ve çağrı cihazlarınızı kapatınız. Filmimiz başlamak üzeredir. Evet, buyurun çekirdek! Çekirdek! İyi seyirler! Yürüden! Başlıyor! Başlıyor! Hadi! İtme! Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum kesene lan sen de. Dursana. Buyurun. Yenge, Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge.